Allah Resulü sizden şunu istiyor. Yerlerinizde kalmanızı, vahşi kuşlar size saldırsa bile yerlerinizden ayrılmamanızı söylüyor. Vuruşacak. Yaradan Allah'a yemin ederim. Kılıcımla seni cehenneme gönderene ya da kılıcınla cennete gidene dek benden kurtulamazsın. Ahadun ahad. 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 Onu neden öldürmedin? Amcamın oğlu öleceğini anlayınca akrabalık duygusuna sarıldı. Öldüremedim. Thank you.
Ahadun Ahad! 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 Ganimet, 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 ganimet! Yerlerinizden ayrılmayın. Olduğunuz yerde kalın.
Hamza! Hamza öldürüldü! Hamza öldürüldü! Hamza öldürüldü! Utbe'nin acısını ne de kardeşim ve amcasının acısını unutamazdım. Sözümü tutup intikamımı aldım. Dindirdi Vahşi içimdeki öfkeyi. Vahşi'ye olan borcumu ödesem bile ölene kadar minnettar kalacağım ona. Sen siyahi adam, hem kendini hem beni kurtardın. Şimdi vefa zamanı. Artık özgürüm. Özgür. 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 Özgürüm. Özgür. 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 Özgür.
Özgür, Özgür. Sana kim izin verdi? Ne var senin ha? Ne yaptım şimdi ben? İznim olmadan hiçbir şeye dokunma. Yazıklar olsun. Sadece deniyordum. Benden başka kim onu hak edebilir ki? Yoksa bunları kendine mi saklıyorsun sen? Başkalarının seni Hint'in kolyesini takarken görmesini istemiyorum. Başkalarına göstermek istediğimi kim söyledi? Bizden başka kimse yok ki. Hint bununla ne yapacağına da mı karışıyor artık? Al senin olsun. Onunla istediğini yapabilirsin. Satmayı düşünmüyorsan. Evlendikten sonra benden başkası onu kullanamaz. Niye cevap vermiyorsun? Sonunda özgürlüğüne kavuştun. Kendin hakkında karar verebilirsin. Sana vaat edilen de bu değil mi? Evet, ben özgürüm. Peki ya sen? Köle olduğum için beni ayıplıyor musun? Kınamıyorum. Efendin varken seninle nasıl evlenebilirim? Seni benim için özgür bırakacağını mı sanıyorsun? Belki bununla beni satın alabilirsin. Hind'in kolyesini geri çevireceğini sanmıyorum. Beni kölelikten kurtarabilirsin. Hadi kurtar beni. Delirdin mi sen? Nasıl veririm bunu? Bu çok değerli ve pahalı bir mücevher. Kureyş'in önde gelen kadınlarının hepsi buna sahip olmayı arzu eder. Bu mu? Benden daha değerli. Vahşi, sen hala özgür olamamışsın. Yarın göreceksin. Kötülük senden uzak olsun ey Velid'in oğlu. İntikamımızı alarak bizi rahatlattın. Mekke'de herkes bunu konuşuyor. Övgüyle senden bahsediyorlar. Ben onlar kadar rahat değilim. Hangi intikamdan bahsediyorlar söylesene. Kimin için intikam aldığım açık ama kimden bunu bilmiyoruz. Düşmanımız Kinane oğullarıyla barış yaptık. Birlikte amca oğullarımızla savaştık. Kureyş'in gençlerini öldürmek üzere kendi kölelerimizi yanımıza aldık. Araplar oğulları için başkalarından intikam alırlardı ama şimdi birbirimizden intikam almak bizi sevindiriyor. Üstelik bunu köle ve düşmanlardan yardım alarak yapıyoruz. Onları Yesrib'de rahat bırakmayalım. Araplardan hala Muhammed'e katılanlar var. Sanki Uhud onlar için bir yenilgi değil. Ne var Vahşi? Bir şey yok efendim. Bir şey yok. Eğer bir şey yoksa neden buradasın? Burada önemli bir konuyu görüşmek üzere toplandığımızın farkında değil misin? Eğer bir işin yoksa orada devem var. Ona binip gezebilirsin. Bir köle buraya gelip de yanımıza oturmaya nasıl cüret eder? Onu malımız gibi kullanıyorduk. Ah, Muhammed bize yaptıklarının hesabını vermeli. Babam kölesi tarafından öldürüldü. Ve intikamımızı da ancak bir köle sayesinde alabildik. Ve insanlar arasında şöyle diyerek övünmeye başladı. Ben Hamza'yı öldürdüm. Vallahi öldürülen kişi öldürenden daha hayırlıdır.
Önüne baksana ey köle! Reyhane, bekle. Uzak dur, bizi görmesinler. Kim görürse görsün. Özgür bir kadın, özgür bir erkekle evlenecek. Evet, Hind'in kolyesiyle seni efendinden satın almaya karar verdim. Sonra da evleneceğiz. Artık çok geç. Şimdi git. Yazıklar olsun. Benimle evlenmeyi istediğini sanıyordum. Ben Müslüman oldum ey vahşi. Seninle bu yüzden evlenemeyiz. Ne yaptın? Sırrımı efendime iletmek istersen yap bunu. Hayyat'ın kızı Sümeyye'den daha üstün değil. Bilal'den de. Anlıyor musun beni vahşi? Kureyş halkı, ayrı dinlere inansak da bir düşmana karşı toplanıyoruz. Muhammed ve ashabı. Muhammed ve adamları ortaya çıkana kadar her şey bizlerin kontrolü altındaydı. Bölgenin önde gelen tüccarlarıydık. Üstelik Yesrib halkı da rakibimiz değildi. Onların kökünü kazıyacak bir planımız var. Dört bir yandan üzerlerine yürüyeceğiz. Gatafan kabilesinden Hayber'deki hurmalığın bir yıllık mahsulüne karşılık bizi desteklemelerini istedik. 6000 askerle. Bu teklifimizi kabul ettiler. Bu söylediklerimize siz ne dersiniz? Kureyza oğullarına olacak. Kaleleri Yesrib'i güneydoğudan kapatıyor. Şunu da biliyoruz ki onlar Muhammed'le düşmanlara karşı onun yanında yer alacaklarına dair söz verdiler. Evet, bunu yaptılar. Daha önce bizim yaptığımız gibi. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Sayımızı öğrenip üstün olduğumuza inanacak olurlarsa bize katılacaklardır. Ve onunla anlaşmayı bozacaklardır. Ben bundan eminim. Bir de şu Yesrib halkından ona karşı gelenler bulunmakta. Onu destekliyor gibi görünseler de ondan korkuyorlar. Onlara münafık diyorlar. Evs ve Hazreç'in seçkinleri bizim müttefikimizdir. Bize katılırlar. O zaman gelin söz verelim. Kabe'nin önünde yemin edelim. Allah adına yemin ederiz ki birbirimize ihanet etmeyeceğiz. Allah adına yemin ederiz ki birbirimize ihanet etmeyeceğiz. Bizden bir tek kişi kalana kadar Muhammed'e karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bizden bir tek kişi kalana kadar Muhammed'e karşı birlikte mücadele edeceğiz. Resulallah, onlarla savaşmanın zamanı geldi. Hepsi bize karşı bir oldu. Bizler Farisi topraklarında atlıların saldırısından endişe ettiğimizde çukur kazarak onları engellerdik veya oklarımızı kullanırdık. Haklı olabilir ya Resulallah. Selman iyi bir görüş sundu. Bu Arapların bilmediği bir savaş yöntemi. Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemezler. Şehrin kuzeyi hariç bütün yönler korunaklı. Doğudaki keskin tepeyi
ve batıdaki kayalıkları atlıların aşması mümkün değil. Şehrin güneyi ise en az kale surları kadar uzun ve yüksektir. Arkasında da orduyu engelleyecek hurma ağaçlıkları var. Kuzeyde ise düşmana karşı bizimle anlaşma yapan Kureyza oğullarının kaleleri var. Şehrin kuzeyindeki Sila Dağı'nın önünde çukur kazmaya başlarız. Kadar sert ki bu kazmayla kırılmıyor. Allah Resulü dediklerini duydu. Hiçbir şey yapamayacaklar. Allah Resulü bu kayaya sert bir şekilde 3 kez vurarak tam 3 yerinden kıvılcımlar yükseltti. Ve her vuruşunda da gülümsüyordu. Allah. Sebebini sorduğumuzda dedi ki, ilk darbede Yüce Allah Şam'ın kapılarını bana açtı. Kırmızı saraylarını şimdiden görür gibiyim inşallah. İkincisinde ise Farisilerin kapıları açıldı. Oradaki beyaz sarayları şimdiden görür gibiyim. Üçüncüde ise Yemen kapıları bana açıldı. Vallahi bulunduğum yerden Sana'nın kapılarını görür gibiyim. Eğer sizler gerçek müminseniz, peygamberinize inandıysanız, bugün karşılaştıklarınız sizi sakın aldatmasın. Allah'ın çok yakında size neler vereceğini çok iyi biliyorsunuz. Ömer doğru söylüyor. Onun söylediklerinin hepsini ben de duydum. Allah razı olsun Selman. Allah'ın yardımı ve sen olmasaydın çukur kazmayı akıl edemez, Allah Resulü'nün şehrini koruyamazdı. Bu Allah'ın yardımıyla oldu. Ey muhacirler, Selman bizden biri. Aynı zamanda Ensar'dan biri de. Allah Resulü Selman hakkında söylediklerinizi duydu. Ve diyor ki, Selman peygamber ailesinden biridir. Allahu Ekber. Selman için büyük bir şeref, büyük bir hayır. Muhacirlerden olmasaydım onun yerinde olmak isterdim. Şam sarayları, Fars ve Yemen dinleri bunların aklını almış. Yürüyün.
Kureyşliler geri dönün! Geri dönün! Geri dönün! Geri dönün! Geri dönün! Geri dönün! Selman Farisi, Fars ülkesinden Yesrib'e esir olarak getirildi. Buradakilerden birinin kölesiydi. Muhammed buraya gelince Müslüman olup ona tabi oldu. Bu hileyi onlara öğreten kendisi. Yoksa böyle bir şey yapamazlardı. Biz de sizin gibi şaşırdık tabii. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Ama içeriye girmemize uzun süre engel olamazlar. Gördüğünüz gibi kendi kendilerini kuşatmışlar. Erzakları bitip açlık onları dışarı çıkartana kadar burada kalalım derim. Kureyza oğulları ne yaptı? Kaleleri Yesrib'i güneydoğudan koruyordu. Sen görürsün Ka. Aç kapıyı hadi. Git buradan Huyey. Senin için bir şey yapamam. Muhammed'e söz verdim. Bize karşı dürüst ve vefalı olan bu anlaşmayı bozmak için sebebim yok. Kapıyı aç da konuşalım. Hayır, olmaz. Aç şu kapıyı Musa adına. Yemek vermemek için mi kilitledin onu yoksa? Kapıyı açın. Neyin var ka? Sana çok önemli bir haber getirdim. Kureyş'in efendileri ve önde gelenleriyle Gatafa'nın efendileri ve önde gelenleri bana söz verip anlaşma yaptılar. Muhammed ve yanındakilerin işini bitirmeden dönmeyecekler. Sen bana önemsiz ve yarar sağlamayacak bir haber getirmişsin. O hiç fayda sağlamayacak bir haber. Planın gerçekten işe yarasaydı kavmin nadir oğullarına yarar ve buraya Hayber'e kadar gelmezdin. Gelmek için ben ve kavmim acele ettik, biliyorum. Ama şimdi gel gör ki Uhud alanı savaşmak için gelenlerle dolup taşıyor. Nadir oğulları ve Kureyza oğulları, hepimiz Yahudi değil miyiz? Bugün bizim günümüz. Araplar birbiriyle savaşacak. Siz Nadir oğulları Yesrib'e uzak, Hayber'e de yakındınız. Ben ve Kureyza oğulları ise Yesrib'de Muhammed'in ve ashabının yanındayız. Toplanan bütün kabileler saldırıp onu yenemezlerse siz Hayber'e döner, orada güvende olursunuz. Şimdi size katılırsak ben ve kabilem Muhammed'in hedefi haline geliriz. Amacımıza ulaşana kadar sizinle kalırız. Peki ya sen? Sen buna söz verir misin? Evet. Muhammed hendekler kazarak ya da Kureyza oğullarının kaleleriyle arkasını emniyete almış olabilir. Ama her yönden onlara saldırılır. Sen de anlaşmayı bozar ve onların arkalarını savunmasız bırakacak olursan kaçacak bir yerleri olmaz. Sana söz veriyorum. Kureyş ve Gatafan Muhammed'i ele geçirmeden dönerlerse kalede senin yanında kalırım. Asla seni yalnız bırakmam. Ey Allah'ın Resulü, Kureyza oğulları kalelerini tamir ediyor.
hayvanlarını topluyor ve yol açıyorlar. İhanet edeceklerinden eminim. Ey Kureyza oğulları! Kureyza oğulları! Bize ulaşan haber doğru mudur? Allah Resulü ile yaptığınız anlaşmayı bozuyor musunuz? Allah Resulü de kim? Muhammed'le aramızda bir anlaşma veya sözleşme yok. Allah sizi kahretsin. Ben ve kabilem Evz daha önce sizi koruyup kollamadık mı? O dediğin kim olduğunu bilmediğimiz bir adam gelip üzerimizde otoritesini kurmaya çalışmadan önceydi. Bizimle savaşmaya gelen kabilelere katılmaya mı gidiyorsunuz? Bu bize ihanettir. Resulullah'la anlaşmanız ve sözünüz bu mu ey Kureyza oğulları? Dönün. Dönün kılıçlarımızı size saplamadan. Dönün. Deve ve yüklerini Allah bize ganimet olarak verdi. Payınıza düşeni almak istemez misiniz? Hadi canınızı Allah alsın.